Hepinize merhaba arkadaşlar. TR Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız ise bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Mario Balotelli, futbolun çılgın çocuklarından biri. Ülkemizce sevilen nadir futbolculardan kendisi. Dünya tarafından ırkçılığa uğruyor. Ancak ülkemizde şöyle bir şey vardır, bilirsiniz. Dışlanan birini alırız, bağrımıza basarız biz. Haydi bakalım Mario Balotelli hakkında bilinmeyenler nelermiş? Ganalı Rose ve Thomas'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Mario oldukça sıkıntılı bir bebeklik geçirir. Sık sık hastalanan ve doktorların fazla yaşamayacağını düşündüğü Mario, demir işçisi babasına yük olmaya başlar. Fakir bir ailenin 4 çocuğundan biri olan Mario'nun ihtiyaçlarını ve hastane masraflarını ödemekte zorlanan aile, oldukça zorlu bir karar vererek sosyal hizmetlerden yardım ister. Sosyal hizmetler, Mario'nun 2 yaşına bastığında evlatlık verilmesi gerektiğini aileye iletir. 1 yıl süren zorlu bekleyişin ardından Mario, Balotelli ailesine evlatlık olarak verilir. Mario Balotelli, 16 ve 18 arasında oynadığı Gana milli takımını bırakarak İtalya milli takımını seçmiştir. Bunun nedeni ise biyolojik ailesinden intikam alma isteğidir. Mario Balotelli bir demecinde, eğer sokakta biri bana muz atarsa onu öldürüp hapse girmek zorunda kalırım. Irkçılık kabul edilmez bir şey sözlerini söylemiştir. Yedek kulübesinde bekleyen Mario Balotelli, rakip taraftarlarından ırkçı tezahüratlarına maruz kalınca gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başlamıştır. Mario bundan 2 hafta sonra falan bir dergiye verdiği demişti, "Müslümanlar adamdır. Çünkü onlar siyah beyaz diye ayrım yapmıyorlar" ifadesini kullanmıştır. Ancak dergi bu lafları bir kenarda küçük bir yere koyunca dünya tarafından fazla dikkat çekmedi. İtalya milli takımında attığı bir gol sonrası formasını çıkarıp hareketsizce durup kaslarını gösteren Mario, dünyanın dikkatini bir kez daha üzerine çekmişti. Hatta bu gol sevincine ilginç montajlar yapılmıştır. Yakın zamanda Mario bir açıklamada bulunmuştur. "Eğer beyaz olsaydım dünyada beni daha çok seven insan olurdu" sözlerini kullanmıştır. Şimdi Balotelli'nin yaptığı bazı saçma hareketlerle devam edelim. Kardeşi Enik'le beraber bir kadın cezaevinin önünde şüpheli bir şekilde dolaşırken gözaltına alındılar. Banyosunda havai fişek patlattı. Inter'de oynarken ezeli rakibinin Milan formasını giyerek maç izlemeye gitti. Genç takım oyuncularının odasının penceresinden dar koku attı ve bu nedenle bir haftalık maaşı kesildi. Yolda tuvalet gelince bir lisenin tuvaletini kullandı ve sonra da öğrencilerle kantinde yemek yedi. Mario'nun daha yaşadığı bir sürü ilginç olay var. Ancak Mario adam gibi adamdır. Evet arkadaşlar, bir futbolcunun daha bilinmeyen videosunun sonuna gelmiş olduk. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız like butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayınız. Bugün büyük ihtimalle arkadaşlar transfer videosu gelecek mi? Büyük ihtimalle gelecek. Sağlıkça kalın. Allah'a emanet olun.